Evet, merhaba. Ben Yusuf Sahilioğlu. Resimlerden veya başka veri kaynaklarından üç boyutlu model oluşturmak üzerine Türkçe bir anlatım yapacağım. Umarım ilginizi çeker. Üç boyutlu modeller hayatımızın güzel bir parçası. Özel bir sunumum yok. Mevcut bir işin üzerinden gideceğim. Arada aklıma geldikçe YouTube'dan ilgili videolar gösterebilirim. Evet, reconstruction problemi buna ele alır. Elinizde bir target model var, real world, gerçek dünyadan, el mesela. Bunun farklı resimlerini alabiliriz. Ve de bu resimleri kullanarak bu şekli geri oluştururuz dijital olarak. Reconstruction zaten geri oluşturma, geri çatma diye geçer. Recovery de İngilizce bir başka adı recovery diye de geçer. 3D recovery, 3D reconstruction. Bunlar hep aynı anlama gelen terimler. Şimdi burada aslında temel fikir buradan da önce şu. Temel fikir bu. Elinizde madem bir üç boyutlu obje vardı vaktinde, siz onun resimlerini çektiniz. Şimdi bu resimleri geri uzaya gönderip kesişimlerini alırsak o objeyi geri oluştururuz. Bu kadar basit bir kurala dayalı. Ama tabii bu geri gönderme kısmında kalibrasyon bilgisayarla vision işleri var. Kesiştirme kısmı da geometrik işlemeler. Ama korkmayalım. Mesela benim bahsedeceğim kendi algoritmamda bu kesişme işlemini çok aslında intuitive, mantıklı ve kolay anlaşılır bir şekilde yapabiliyoruz. Hemen hatta söyleyeyim yeri gelmişken. Ben üç boyutlu bir küreyle başlıyorum. Zaten oldu hali hazırda hem de üç boyutlu nokta var. Hatta bu bir yüzey haline getirilmiş benim için. Küre yüzeyi gerçi istemediğim bir yüzey. Ben el yüzeyi istiyorum ama olsun. Ne yapacağım şu. Alıyorum burada bir noktayı. Bunu bütün resimlerime project ediyorum. İz düşümünü alıyorum. Eğer bir resimde bile siyah background'a gelirse bu demektir ki bu üç boyutlu nokta aslında outside'dı, dışarıdaydı. Yaptığımda şu bunun bir yönü var, normal dediğimiz bakış yönü. Onun tersi yönünde bunu ilerletiyorum. Tabii ki çok fazla ilerletmiyorum birden. Yani gradually, yavaş yavaş, minik adımlarla ilerletiyorum. Ne zaman ki yeni geldiğim nokta inside'sa, eğer hepsinde beyazsa demek ki inside'dır. O zaman bir önceki adımda out'tum, dışarıdaydım. Arasında bir binary search gibi bir git gel zikzaklar yapa yapa surface'da olması gereken yeri buluyorum. Temel fikir bu. Bu fikirdeki sorun gördüğünüz gibi bazı oyukları bulamıyorum. O da onu da şöyle açıklayayım. Bir toy example üzerinde neden bu oyuklar gelmez? Elde belki anlamamız biraz zor olabilir. Şurada daha kolay. Oyukta bir kübümüz olsun. Bunun iki resmi olsun. Buradan bir fotoğrafını çektim. Black and white yani binary bir fotoğraf. Siyah beyaz. Elimde simsiyah bir dikdörtgen olacak burada. Burada da başka bir açıdan yine dikdörtgen olacak. Bu dikdörtgenlerin back projection'larının yani geri iz düşümlerinin kesişimleri tahmin edebileceğiniz gibi bana burada bir tam bir küp verecek. Oyuklu değil tam bir küp verecek. Ve de oyuğu kaybettim. İşte o oyuk aslında buradaki eldeki oyuk yani. Dolayısıyla bunlar olabiliyor. Resim en basit çözüm tarama sayısını arttırın. Daha fazla resim kullanın. Ama bu örnekte mesela ne kadar kullanırsanız kullanın. Sonuçta siyah beyaz resim olduğu için içerideki kısmı tespit edemeyeceksiniz maalesef. Tabii renkli grayscale resimler kullanarak biraz bilginiz olabilir oyukla ilgili ama temel olarak sorun bu. O zaman bu sorunu nasıl çözebilirsiniz mesela? Ben yine kendi sistemimden gideyim. Burada başka bir üç boyutlu model oluşturma tekniği de lazerdir. Lazerleri, shape from lazer. Önceki shape from silüette. Şimdi bu laser beamler, onun da çalışma prensibi şudur. Bir projektör laser beamler gönderir target, hedef objenize. Bu beamleri başka bir kamerayla yakalarız. Elimizde böyle kırmızı çizgilerden, körlerden, eğrilerden oluşan bir veri seti olur.
Buradaki problem occlusion, yani engelleme dediğimiz, obje karışık bir geometrideyse özellikle kendini engelleyebilir. Yani mesela ben bile şu elimi tuttuğumda, eğer karşıdan tararsanız elimden dolayı şu gözüm kapanacak, o mantıkla. Buradaki engeller yine gerçek hayata gittiğimizde bu siyahlıklara karşılık gelir. Siyah demek oraya veri, lazer ulaşmamış. Dolayısıyla bu çok güzel bir output değil. İlki de değildi. O zaman bu ikisini merge edelim. İkisini de avantajlarını alalım deyip son hamleyi şöyle yapmıştım burada. Olay şuydu. Hatta sonuçlar da neyse, sonuçlara sonra bakılabilir. Fikir bu. Sonuçta bu lazerler belli bir ışınla geliyor. Bu ışın raylerin kestiği, yakaladığı triangle'ları tutup ta o kırmızı noktaya kadar, lazerin bittiği noktaya kadar götürüyorum. Yani mesela alıyorum, şuraya götürüyorum, burada bırakıyorum. Burada ne yapıyorum? Burada zaten ışın yok. Çünkü belli ki buraya lazer gelmemiş. Orada da işte bilgisayar grafiklerinde regularization, düzenleyici dediğimiz terimler var. Yan taraf gittiği için siz de kendinizi yan taraf, yani neighborhood'unuzun, komşuluğunuzun yakınlarına çektiğiniz için buralarda otomatikman sizi takip ediyor. Onu da yine görsel olarak şöyle göstereyim. Regularization dediğimiz şu aslında. Her vertex'i çevresinin ortasına koyarsanız, mesela şu vertex'i hareket ettirmesen bile özel bir ray ile, ışınla, lazerle etrafı hareket ettiği için ve de ben bunu etrafının center'ına götürdüğüm için sorun çözülecektir. Fazla detaya girmeyeyim. Genel fikir bu çünkü. Ne yapayım o zaman? Kaç tane resim gerekir mesela? Onu tartışabiliriz. Ben burada 72 tane resim kullanmıştım. Öyle bir turntable'a koyup döndürerek, ama bu fully otomatik, tamamen otomatik bir sistem. Bunu mesela şu an aklıma gelip bizi YouTube'a gönderecek bir şey geldi. Tek bir resimle de çok güzel 3D model recovery yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Şöyle yapabilirsiniz. Nerede Chrome? YouTube. Mesela tree sweep diye bir algoritma vardı. Tree sweep. Burada yapılan olay şu güzel bir fikir. Tek bir resim var bu. 3 tane hareket yapma hakkınız var. İlk 2 hareket nerede yaptı bu? Ha, yapmış. Bir daha yapsın. İlk iki hareket profili belirliyor, kare. Üçüncü harekette gitmeniz gereken yönü gösteriyor. So, user'dan, kullanıcıdan böyle bir input alıyorsunuz. Bu o yüzden semi otomatik. Tamamen bilgisayar kendi başına halletmiyor bu işi. Ve de mesela burada başka bir örnek. İlk iki tamam kare. Ama tabii kullanıcıyı da çok üzmemek, yormamak gerek. İşin esprisi o. Roughly, kaba şekilde yukarı doğru git diyorsunuz. Sonra üç boyutlu sizin karenizi siz böyle sweep ederken o bir volume tarayacak. O üç boyutlu modeli, bu iki boyutlu resmi project ediyorsunuz ve iki boyutlu resimde gradient yüksek olan yerlere edge diyoruz, kenar. Kenarlara snap ediyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Sonrası da tamamen eğlence aslında. Elinizde madem bu üç boyutlu model var, onu öncelikle siliyorsunuz resimden. In painting diyoruz buna, o kısmı boşaltıyorsunuz. Sonra bu üç boyutlu modeli döndürüp pat diye geri koyuyorsunuz resme. Bu yani o işin Photoshop kısmı. Burada başka bir örnek. Üç boyutlu modeli tek bir resim kullanarak elde ettim. Görüldüğü gibi. Burada da farklı bir profil. Circle, çember profili kullanıyoruz. Ama mantık aynı. İtiyorsunuz, gidiyor. Şimdi şişeyi yapacağız. Otomatik olarak tek bir hamlede. Ya da burada pipoyu yapıyor falan filan. Yani şurada mesela, burada kullanıcıdan tek bir hamle yetmedi. Bir yukarı için, iki bura için, üç, yani birden fazla
sweep yapıyor, tarama yapıyor. Sonra bu inpainting dediğim olay ne? Mevcut dokunduğunuz pikselleri remove ediyorsunuz ve yerlerine etrafındaki piksellere yakın değerler koyuyorsunuz. Bu önceden bahsettiğimiz regularization işi gibi bir şey. Her vertex'i etrafının center'ına koymak gibi bir şey. Gördüğünüz gibi ufak tefek artifektler oluyor ama sorun değil. Şimdi madem boşalttım resmi, madem iki boyutlu objem de var, onu işte burası işin eğlence kısmı. İstediğiniz gibi manipüle edersiniz, multiply edersiniz, kopyalarsınız, geri koyarsınız. Burada da yine komik bir şey vardı. İşte ne yapıyor? Madem oluşturdum, yeni hale getiriyorum. Scale et, rotate et, döndür, ölçekle, geri koy. Evet. Ama nasıl tıpkı benim size ilk PowerPoint'te anlattığım metot elde fail etmişti, patlamıştı. Çünkü oyukları bulamadık. Burada da her metotta olduğu gibi hemen hemen. Burada da öyle sorunlar var. Sorunlardan biraz bahsedeyim. Sorundan önce bir şey daha yapmışlar burada. Başka bir metotla karşılaştırmışlar. Burada da reconstruction'ı resimlerden yapmıyor da bir sketch yapıyor, sketch'ten yapıyor. Ve de metotta elinde 6 tane hazır şablon var. Onları koyup otomatikman snap ediyor, oraya yapıştırıyor. Biraz ameliyat çok uğraştıran ve de çok her zaman doğru çalışmayan bir yöntem. O yüzden o çok önemli değil. Mesela patlama yerleri, fail yani hata yerleri şunlar. Biz bir circle profille başladık. Circle gitti. Yapacak bir şey yok. Bilgisayar çünkü edge'leri şu kırmızı yerlere koyarak ilerliyor. Dolayısıyla en sonunda bir parfüm kutum oluyor. Oysa ben biliyorum ki bir insan olarak diş macunları sona doğru daralır. O yok yani burada. Bir deep learning belki entegre edilebilirdi sisteme. Ve bir başka hata gölgeler. Çalıştığınız resimdeki gölgeler o kontrast farkı yaratabilir ve size false pozitif döndürebilir. Yani burası bir kenardır diye. O zaman da mecbur oraya snap edeceksiniz falan filan. Yani bir reconstruction metodu bu. Mesela başka bir metot şey vardı. Resim değil de resmi tamamen unutalım. Lazeri unutalım. Çok, çok farklı bir yere geçiş yapıyorum. Deep Transform'du sanırım adı. Bu da yine SIGGRAPH'da yayınlanmış bir makale. SIGGRAPH bizim alanda, grafik alanda çok iyi bir yer. En top yer hatta. Burada yapılan espri şu. İşte diyorlar, fotoğraf da çekseniz, lazer de atsanız, infrared ışınlar da atsanız, bunlar her yere çarpmayacak diyor. Herhalde onu diyor. Evet, çarpmadığı için de delikler oluşuyor. Bu benim PowerPoint'te gösterdiğim eldeki siyahlıklar aslında. Bunlar inevitable, kaçınılmaz. Şöyle kaçınalım diyorlar. Hiç uğraşmayalım resim çekmekle. Farklı bir data acquisition yapalım diyorlar. Suya batıralım objeyi. O sudaki displacement, artma, değişim miktarı objenin geometrisiyle ilgili bilgi verecek bana. Yani daha clear olmak gerekirse, ki gerekir, bir şey anlaşılmadı. Mesela burada robotik, tabii epey de uğraşmışlar, bir robotik kolda dizayn edilmiş ama fikir güzel bir fikir. Şurada daha clear anlatıyordu. Mesela bu anda şu değişim miktarı bir kere, değil mi? Şimdi bunu bir daha incelemek gerekirse, mesela şu anda nerede? Başlarda bir yerde freeze edeyim, dondurayım. Şurada sadece ayak girmiş mesela. Bu anda ama mesela biraz gövde de girmeye başlamış. Hatta bir düşüş olmuş çünkü hortum çıkmış falan. Şurada tam en fazla değişim oldu. Çünkü artık her yere hem kafadan hem kuyruktan hem göbekten her yerden bir şeyler girmiş. Dolayısıyla bu bir pattern veriyor size kısacası. Yani sensörüm pikseller bakmıyor da onun yerine bu değişim miktarlarına bakıyor. Sonra bu değişim miktarlarını, tabii tek batırma yeterli değil. Nasıl ki tek resim yeterli değilse benim reconstruction algoritmamda
Burada da tek batırma yeterli değil. Hatta 100 kere batırsanız bile çok iyi bir şey çıkmıyor gördüğünüz gibi. 500 de böyle. Bu aslında şeye karşılık geliyor. Bu işe nerelerden girdik biz? Kaç resim sayısı yeterlidir sorusundan. 72 resim bana yetmişti. Tek resim önceki sweep algoritmaya yetti. Hani elle işte diş macunu yapan. Burada ise 72 değil 100 hatta 1000 falan gerekiyor. O bakımdan kötü ama iyi yönü de şu mesela. Benim algoritma küreyle başlıyor. Küreyi play-doh oyun hamuru gibi aslında şekillendiriyor. Siz topolojik olarak küre buna uygun değil. O yüzden kesinlikle mesela ben bunu oluşturamam yani doğruya doğru. Ama bu metot çok rahat oluşturabilir. Benzer şekilde birçok başka benim olmayan metotlar da oraya veri giremeyeceği için occlusion engelleme problemlerinden dolayı oluşturamayacak maalesef. Böyle olacak ama bunlar yapmış. Bunlar güzel insight'lar verebilen şeyler. Mesela drone'lar çok popüler. Drone'la biz ortamı tarayabilir miyiz diye reconstruct edebilir miyiz o point cloud'dan? Yapabiliriz, why not? Ama tabii drone'da şöyle bir durum var yani. Drone her frame'i belli açıyla alamayacak. Orada bir rüzgar var, biraz oynayacak, sapacak. Dolayısıyla benim örneğimde kendi metodum deyip duruyorum bu arada. Onun da detaylarına bakmak isterseniz şuradan Publications'dan Reconstruction'la ilgili benim şu çalışma işte 2009 son hali topolojiyi de yani küre dışında şeylere de getirebiliyorum. O yüzden son hali bu. Buna bakılabilir. Yükleleyemez de yapmıştık. Koç Üniversitesi'nden. Neyse ben ne diyordum? Burada kontrollü bir laboratuvar ortamı var. Çeviriyorsunuz hep beşer derecelik açılarla. Ama drone'da öyle bir dünya yok. 5-5 dönmüyor. Siz 5 döndüğünü sanıyorsunuz ama aslında o birazcık böyle tilt ediyor, oynuyor. Dolayısıyla o konuda da hala çalışır bu arada. O yüzden dronlarla da bu işi yapmak mümkün. Mesela 3D Self Portrait diye bir çalışma vardı. Şu Haoli diye bir adamdan. Mesela o bu çalışmada şey yapmışlar. Aslında bu da drone gibi. Gayet lakayık bir ortam. Öyle bir laboratuvar ortamı değil. Bu kişi dönüyor. Yani şurada drone dediğimiz Kinect olmuş. Kinect sabit ama aynı mantık. Bu kişi her pozda biraz eli oynuyor. İşte kıyafeti değişiyor biraz. Yani aynı pozu maintain edemeyebiliyor. O yüzden bu tip sorunlar çıkabiliyor ama biz bunları da halledebiliyoruz. Regularization dediğimiz terimler kullanarak. Hatta bundan daha da fun bir example geçen de görmüştüm. NBA'de bir kişinin tarıyor iPhone'la. Sonra o kişinin 3 boyut modelini herhangi bir NBA'de bir maça koyuyor. Yani o kişinin yerine işte LeBron James'in yerine falan onu replace ediyor. O LeBron'un yaptığı hareketi artık siz yapıyorsunuz. Yani onu daha net anlatabilmem için NBA tapona gitmeye gerek yok. 3D Twitter'da görmüştüm ben bunu. Buraya da düşmüş zaten güzel şu mor adam. Tamam. Şunu hızlıca göstereyim. Burada 3D Reconstruction'ın yine killer bir application'ını, güzel bir uygulaması. Şimdi bu kişi eski bir basketçi herhalde, ben tık aramadım ama bu arkadaşın etrafında dönerek tarıyor. Bu da drone gibi, drone'dan konu açılmıştı. Yani çok kontrollü bir laboratuvar environment'ı yok. Bu kişi hatta konuşuyor biraz kendince. Konuşmaması bile gerek, sabit durmalı. Bunlar hep hata payları. Ama optical flow gibi computer vision algoritmaları kullanarak önceki frame olan farkı buluyoruz ve de discard ediyoruz. Mesela burada çok saçma bir şey yaptı, yapmaması gereken bir şey. Elini kaldırdı. Yani mesela bu böyle poz yok ki. Yani ayıp etti burada ama merak etmiyoruz. Bunu işte otomatik algoritmalar o anormalliği tespit ederek discard edebiliyor oraları.
Hatta iyice abarttı burada, güldüğü yerlere düştü falan. Düşmedi de bunlar hata olarak modele yansıyabilir. Ki yanlış hatırlamıyorsam buna da yansıyacaktı. Ama şimdi killer application'ına bakalım. Tamam, taradık. Reconstruction kısmı bitti aslında benim burada anlattığım 3D model oluşturma. Şimdi burası fan kısmı. 3 boyutlu model var madem elimde. Onun projection'ını, onu buradaki tespit ettiğim bir projection'a project edeceğim sürekli. Dondu mu bu? Yok, donmadı, konuşuyorlar. Ha, evet, şurada eğlenceli kısım burada başlıyor. Şimdi bunun yerine artık her frame'de, tabii bir post-processing'le o kırmızı adamın buradaki her anını zaten çekmişler. Tucker bu arada Tucker'ı değiştiriyor. Bizim arkadaş da Rashid Wallace mı o ya? Çok değişmiş eğer oysa. Pek benzetemedim. Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi onun, Tucker'ın yaptığı hareketi artık Rashid yapıyor. Hatta işte Rashid bütün Tucker'a ait bütün pikseller Rashid'in 3D modelinin projection'ıyla oluşuyor. Gayet ileride siz de Michael Jordan'ın oynadığı bir maça kendinizi koyup kandırabilirsiniz çocuklarınızı. Bu arada şu hatırladığım bug buydu. Bakın adam işte eğildi meğildi, el kaldırdı, garip şeyler yaptı. Onun nedeninden dolayı böyle 3 boyutlu reconstruction'da, geri çatmada böyle sıkıntılar yaşadık maalesef. Ama güzel bir killer application diyebiliriz. Evet, öyle yani aklıma ilk gelen issue'lar bunlar 3D reconstruction'la ilgili. Onları vermeye çalıştım. Başka bir şey gelmezse zaten kapatacağım. Başka ne olabilir? Yani genel olarak cover ettik ya. Daha da uzatmaya da gerek yok. Evet, 3 boyutlu model oluşturma, fully otomatik veya semi otomatik işlerden bahsettik. Mümkün olduğunca eğlenceli bir şekilde ve az denklem gösterip, daha çok video göstererek umarım yararlı olmuştur. Evet.